Ekranları başında izleyen kıymetli hemşerilerime muhabbetlerimi ve sevgilerimi sunarak sözlerime başlamak istiyorum. Elbistan potansiyeli yüksek olan bir şehir, kadim bir şehir, medeniyet üretmiş, kendi görenekleri, folkloru oluşmuş bir şehir. Kampanya sürecinin ilk başladığı günlerde insanlar alamadıkları hizmetleri, yol sorunlarını, çukurları, çöple ilgili sorunlarını, hülasa en temel belediyecilik hizmetlerinde yaşadığı problemleri anlatıyorlardı. Bugün ise artık şunu söylüyorlar: asfaltlar yapılır, çöpler toplanır. En temel belediyecilik hizmetlerini biz belediyenin çalışmasıyla, üretmesiyle alabiliriz. Ama bizim günlük sorunlarımız değil, gelecekle ilgili daha kronikleşmiş problemlerimiz var. Onların çözümüne dönük çalışmaların yapılması gerekiyor. Cumhur İttifakı AK Parti Elbistan Belediye Başkan Adayı Mehmet Gürbüz, Elbistan halkının artık geçmişle değil, gelecekteki Elbistan'la ilgilendiğini söyledi. Gürbüz mesajında, Elbistanlı vatandaşların şehrin kalkınması için hazırladıkları projeleri gördükten sonra bakış açılarının değiştiğini belirtti. Biz vatandaşlarımızla yapmış olduğumuz görüşmelerde onlar Elbistan'ın en temel sorununun bir yerel yönetim sorunu olduğunu ifade ediyorlar. İşini bilen, işin ehli, belediyecilik hizmetleriyle vatandaşlarına en temel belediyecilik hizmetlerini üretirken diğer taraftan da şehrin ana sorunlarını, kalkınmayla ilgili problemlerini çözebilecek belediyeye 2023, 2053 ve 71 vizyonunu bu şehre kazandırabilecek yatırımcının dostu, cazip imkanlar sağlanmasıyla beraber yatırımcıları Elbistan'a kazandırabilecek lokomotif bir belediye istiyorlar. Geldiğimiz nokta beni son derece mutlu ediyor. Çünkü insanlar artık şehrin sahip olduğu potansiyelin farkındalar ve bugünden sonra o sahip oldukları potansiyeli işletmekle ilgili bir sıkıntılar var. Hiç kimse artık çöpün zamanında toplanması ya da çöple ilgili sorunları değil, çöpten enerji üretilmesini konuşuyorlar. Nurhak yolu üzerindeki var olan çöplüğün vahşi depolamasından artık katı atık bertarafa geçilmesini, yani oradan enerji üretilmesini, oranın da rehabilite edilmesini konuşuyorlar. İçme suyuyla ilgili, kanalla ilgili, arıtmayla ilgili problemlerinin büyük şehirle beraber aşılabileceğine inanıyorlar. Bunun için de Elbistan Belediyesi ile Anakent Belediyesi'nin, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nin uyumla çalışma zorunluluğu var. Biz Hayrettin Güngör Başkanımızla beraber Elbistan'da inşallah kentsel altyapıyı 2 yıl içinde tamamlayabileceğimizi düşünüyoruz. Bütün planlamalarımız bu yönde. Elbistan daha yaşanabilir, çevre sorunları oluşmamış, hava kirliliğini çözmüş. İşte görüyorsunuz bugün Pınarbaşı'ndayız. Küçük bir dokunuş bile Pınarbaşı'nda insanları mutlu etmeye yetti. Çünkü artık bu bölgedeki Ceyhan Nehri'nin havzasını koruma zorunluluğu ortaya çıkmıştı. Biz Pınarbaşı'nı koruma altına aldık. Çevre Bakanlığı'ndan destek alarak Söğütlü Çayı ile beraber bütünleşik bir rekreasyon alanı projesi yapacağız. Bunu hayata geçirdiğimizde Elbistan'da sadece mesire alanı olarak Pınarbaşı değil, Söğütlü'de de, Tepebaşı'nda da, Esentepe'de de, Bahçeli Evler'de de, Battal Gazi mahallelerimizde, hülasa aslında şehrin birçok mahallesinde büyük kent parklar, mesire alanları, sosyal donatı alanları hayata geçmiş olacak. Elbistan önemli hedefler çizdiklerini belirten Gürbüz, belediyenin yatırımlar için lokomotif olacağını ve dolayısıyla şehrin kalkındırılacağını belirtti. İşte Gürbüz'ün şehrin geleceğiyle ilgili görüş ve açıklamaları. Vatandaşlarımız bizden bir taraftan şehri kalkındırmakla ilgili çabaları gösterirken diğer taraftan Elbistan'ı daha yaşanabilir bir şehir yapmamızı, sosyal altyapıyı, kültürel altyapıyı zenginleştirmemizi ve desteklememizi bekliyorlar. Biz şehrimizi
Kahramanmaraş'la, Malatya'yla, hülasa yakın coğrafyasıyla ticarete rekabet edebilirken, diğer taraftan da doğal güzelliklerin de vatandaşların yaşayabilecekleri güzel alanlar haline dönüştürmek zorundayız. Yerel yönetimler bunu başarabilecek donanımdalar. Ancak Elbistan maalesef Hamza Akbaş döneminden sonra istediğimiz düzeyde gerekli yatırımları alamadı. Hem altyapı anlamda alamadı, hem ticari anlamda alamadı, hem de sosyal anlamda alamadı. Hükümet merkezi yönetim kaynaklarıyla Elbistan'ı bir şehir altyapısı nasıl olması gerekiyorsa o düzeyde yatırımlarla donattı. Örneğin eğitimde biz yaklaşık 30 okul yaptık son 8 yılda. 468 derslik kazandırdık. Şehrimize doğal gaz geldi. Duble yollarla ilgili çalışmalar devam ediyor. Hastanemiz il düzeyindeki hizmet üretebilecek hastaneler statüsüne kavuşturuldu. Ama Elbistan'da eksik olan bir yatırım var. O da yerel yönetim ve özel sektör yatırımları. Ömründe kalkınma ile ilgili çalışma yapmamış, istihdamla ilgili sorun yaşamamış insanların bu kente kalkınma ile ilgili hedef koyması, projeksiyon koyması, vizyon koymasını beklemek hayalcilik olur. Biz şehrimizin sahip olduğu potansiyeli biliyoruz. Elbistan'ı ayağa kaldırabilecek bu imkanları, potansiyelimizi devletin o güçlü imkanlarıyla birleştirdiğimizde, hülasa kamu birlikte hareket edebildiğinde biz Elbistan'da çok daha büyük hizmetlere imza atabileceğimize inanıyoruz. Biz diyoruz ki Elbistan kalkınsın, Elbistan hizmet alsın, yapılamayan hizmetleri bir an önce hayata geçirsin.